İngiltere'ye gideceğiz. Orada yapılan bir araştırmaya göre ülkeye ailesi olmadan gelen mülteci çocukların İçişleri Bakanlığı'nca yerleştirildikleri otellerden kaybolduğunu ortaya koydu. Bunu manşetlerde de aktarmıştık. Araştırma kaybolan yüzlerce çocuğun insan ticareti ve sömürü riski altında olduğunu vurguladı. Şimdi detaylar için gidelim Londra'ya. Metin Güneş, Londra temsilcimiz aktaracak yaşananları. Metin, ne oluyor? Evet Semiha, İngiltere'ye gelen sığınmacılar geçici olarak otellere yerleştiriliyorlar. Göçmenlerden sorumlu olan bakan bu otellerde kalan yaklaşık 400 çocuğun ortadan kaybolduğunu, bunların 200 kadarının daha sonra bulunduğunu ama diğer 200'ün hala kayıp olduğunu itiraf etti. Kaybolan bu 200 çocuğun büyük bölümünün Arnavut olduğunu biliyoruz. Sadece Hove kentindeki otellerde kalan ve ortadan kaybolan çocuk sayısı 76. 2001 yılından beri 4600 çocuk yasa dışı yollardan İngiltere'ye gelerek sığınmacı olmak istediler. Başlarında bir büyük olmadığı için otellere yerleştiriliyorlar. Bu oteller 18 ay önce acil çözüm olarak sunulmuştu. Burada İçişleri Bakanlığı, belediyeler gibi resmi kurumlar çocukların ebeveynlerine ulaşmaya çalışıyor. Yani bürokratik işlemler de devam ediyor. Ama aradan 18 ay geçmesine rağmen hükümet gerekli hazırlığı yapmadı. Bugün bu oteller hala faal durumda. Oysa çocukların uzun vadeli çözümlere ihtiyacı var. Koruyucu ailelere veya kurumlara dağıtılmaları gerekiyordu. Çünkü çocuklar bu otellerde güvende değillerdi. Ülkenin farklı bölgelerine dağıtılmaları durumunda suç şebekelerinin de çocuklara ulaşmaları daha zor olacaktı. İçişleri Bakanlığı otellerde hemşireler olduğunu, sosyal hizmetliler ve güvenlik görevlileri olduğunu, çocukların en iyi bu otellerde korunduğunu söylüyor. Ben de bu otellerden birinde bulundum. İçlerinde her şey gerçekten çok insani, medeni. Personel de çocukları memnun etmek için ellerinden geleni yapıyor ama yetmiyor. Çocuklar doğal olarak hep içeride durmaktan sıkılıyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Otellerin çevresinde bazı karanlık tipler ve suç faaliyetleri olabiliyor. Yani oteller çözüm olmuyor. İngiltere'de İngiliz vatandaşının tek bir çocuğu ortadan kaybolsa medyasıyla, politikacısıyla, halkıyla herkes günlerce bunu konuşur. Aynen 200 öyle. Çocuk ortadan kayboldu. İnsanlar bu 200 çocuğun %80'i zaten Arnavut diyor ve Arnavut olmayı adeta bir mazeret olarak gösteriyorlar. Bakan gerçi çocukların kaçırılmış olabileceğine dair elde herhangi bir veri ya da kanıt olmadığını söylüyor. Ve bu konu parlamentoda da gündeme geldi. Bir muhafazakar milletvekili onlar da yasa dışı yollardan ülkemize gelmeselerdi diyerek sanki bu çocukları kaçırılmayı ya da suç örgütlerinin eline düşmeyi hak ettiler gibisinden bir konuşma yaptı. Bu çocukların uyuşturucu tacirleri veya başka suç örgütlerinin eline geçme olasılığı yüksek ve şimdi konuyla ilgili soruşturma açılması için çağrılar yapılıyor. Peki Metin Güneş, çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Bir kere daha Batı'nın iki yüzlülüğünü gördük.